Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan, uzaktan, yakından programımıza teşrif eden hanımefendiler, beyefendiler, Roskilde Ayasofya Camii temel atma programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kære ambassadør og hustru, kære borgmester, kære biskop, kære Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse og bestyrelse, kære foreningsformand, kære præst og imamer, mediefolk og ikke mindst vores medlemmer og folk fra nær og fjern. Det er dejligt at se, at I vil støtte omkring vores første spadestik for Hagia Sophia Moské og Roskilde Kulturcenter. Değerli misafirlerimiz, programımızın akışı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, dua, temele harç koyma ve ikram yer almaktadır. Dagens program vil bestå af Koranoplæsning, taler, bøn, spadestik og så videre. Bismillahirrahmanirrahim. المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ...1990 yılında ibadete açılmış olup Ayasofya Cami Külliyesi'nin o tarihten bu tarihe kadar Roskilde halkına hizmet eden eski cami binanın ihtiyaçları karşılamamasından dolayı Roskilde halkı olarak yeni binayı inşa etme kararı aldık. Yeni yapacağımız bina bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak olması modern ve görkemli görünüşüyle İbadet ve abdesthane bölümü, bayanlarımıza aktivite bölümü, genç ve çocuklarımıza aktivite bölümü, çocuklarımıza dershane bölümü, cenazelerimize gasilhane bölümü, din görevlisi lojmanı, çift minareli ve de 5 kubbesiyle toplamda 1050 metrekare olarak inşa edilecek. Eski cami binasında bulunan aksesuarları Roskilde Müzesi'ne hibe ederek sergilenecek olması tarihsel olarak da büyük katkı sağlamış olacağız. Roskilde halkın büyük teveccühü ve yardımlarıyla bu yeni projeye adım attık. Onların yardımı ve bağışları ve bilhassa kadın kollarımızın ve de hocamızın büyük desteğiyle bugüne geldik. Allah hepsinden razı olsun. Det er en glæde og et privilegium at leve i et land, hvor vi ikke bare formelt har religionsfrihed og forsamlingsfrihed, men hvor vi også praktiserer det og glæder os over det sammen.
sådan er det ikke nødvendigvis alle steder. Vi ved, at religion betyder rigtig meget for mennesker. Men vi mennesker kan bruge religion, ligesom vi kan bruge alt muligt andet på mange forskellige måder. Vi kan bruge religion til at isolere os, til at skabe fjendebilleder, til at skabe afstand mennesker imellem. Men vi kan også bruge religion til at skabe venskab og forståelse og være med til at opbygge et samfund i fællesskab. En smuk moské vil inspirere os til at bruge vores religion, vil inspirere jer til at bruge islam til at være en del af et dansk samfund, hvor fred og retfærdighed og samarbejde er overskrift. Jeg vil gerne som borgmester i Roskilde Kommune sige et stort tak for at holde fast i de principper. Hold fast i jeres selvstændighed. Hold fast i jeres måde at bringe moskeen i spil som brobygger. Vores dronning udnævnte danskerne for nogle år siden til at være en nation af brobyggere. Men det er I sandhed også her. Moskeen kan blive en bro imellem islam og kristendom, imellem jer som nye danskere, men også med en historie fra et andet land. Sayın Büyükelçim, saygıdeğer hanımefendi, sayın belediye başkanı, sayın Şok, uzaktan yakından buraya bu kutlu günümüze teşrif eden değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Bütün kainatın sahibi Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hazreti Adem'den Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam'a ve bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Yüce Allah'a hamdolsun ki bugün bizleri güzel bir vesile ile bir araya getirdi. Roskilde Ayasofya Camii'nin temelini atmak üzere burada bulunuyoruz. Danimarka'nın kadim şehri Roskilde'de Ayasofya Camii, Roskilde halkının, bütün Hristiyan ve Müslüman dostlarımızın bir başarısıdır. Uzun bir uğraşın sonunda proje ve finansman hazırlıklarını tamamlayarak bu aşamaya geldik. Roskilde'de yaşayan kardeşlerimizin sabırlı, sebatlı, kararlı tutumlarıyla bu noktaya geldik. Din hizmetleri müşavirliği olarak, vakıf olarak bütün bu çabaları destekliyoruz ve bundan sonra da inşallah yine desteklemeye devam edeceğiz. Yeni yapılacak cami, mevcut camimizin yanında öncelikle kadınların, gençlerin, yaşlıların da ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak. Kendi kimliğimizle, inanç ve kültürümüzle birlikte yaşama için güzel bir örnek olacak. Roskilde Ayasofya Camii hem Müslümanlar hem de cami çevresindeki Hristiyan komşularımız için huzur ve güven merkezi olacaktır. Değerli mesai arkadaşlarım, sayın dernek başkanları, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. Danimarka Türk Diyanet Vakfı'nın önderliğinde Roskilde Ayasofya Camii'nin temel atma töreni münasebetiyle eşimle birlikte aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Az önce Danimarkalı dostlarımıza da ifade ettiğim gibi bana verilen bilgiye göre bu caminin yeniden açılması sürecinde vatandaşlarımızın, dernek yöneticilerinin gösterdiği gayretin yanı sıra Danimarka makamları, kilisenin papazı, belediye başkanı büyük yardım ve anlayış göstermişler. Ben bunu öğrenmekten ve bunu
bakanlığımıza, devletimize bildirmekten, rapor etmekten büyük bir onur duydum. Günümüzde dünyada ve özellikle ülkemizin bulunduğu bölgede maalesef İslamiyet'e karşı olumsuz kanaatler oluşmaktadır. Burada açılacak olan bu cami, bu kanaatlerin olumlu yönde değişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Zaten hepimizin de bildiği gibi Danimarka'da diğer ülkelere kıyasla İslamiyet'e karşı, Türklere karşı, yabancılara karşı olumlu bir yaklaşımı memnuniyetle müşahede etmekteyiz. İşte bu camide bu yöndeki çabalara büyük katkı sağlayacaktır. Ben caminin gerçekleşmesi sürecinde gayretleri nedeniyle bütün dernek yöneticilerine, cömert bağışları nedeniyle vatandaşlarımıza, halkımıza, din görevlisi kardeşlerime, hepsine teşekkürlerimi, takdir duygularımı ifade ediyor. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Duamıza hep birlikte. Tamam. Hep birlikte tekbirlerle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Rabbi, bizlere bu mutlu günü yaşattığın için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatu selam olsun. Ya Rab, Tevbe suresinde buyurduğun üzere Allah'ın mescitlerine ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğruyu bulanlardan olmaları umulur. Ya Rabbi, bizlere lütfeyle. Senin rızanı umarak yapılan bu mübarek mescidi bizlerden kabul eyle. Müslümanlara ve Roskilde şehrimize hayırlı eyle. Amin. Ya Rabbi, derneğimizin kuruluşundan bugünümüze, yeni camimizin yapımında malıyla, canıyla, emeğiyle hizmet edenleri, cemaat olanları akıbetlerini, ahiretlerine hayır eyle. Amin. Her iki cihanda aziz eyle. Amin. Ya Rabbi, yaşayanlara sağlık, sıhhat, hayırlı ve bereketli ömür nasip eyle. Amin. Ölenlerine rahmet ve mağfiretinle muamele eyle. Amin.
Ey Allah'ım, yerler ve gökler senin mülkündür. Yeryüzünün her yerinde senin mabedini inşa etmeyi, ezan-ı Muhammediye'yi duyurmayı, senin rahmet yüklü dinini ulaştırmayı bizlere nasip eyle. Amin. Allah'ım, alemlere rahmet, Peygamber Efendimizin kim Allah'ın rızasını umarak bir mescit inşa ederse, Allah da kıyamet günü cennette köşk ihsan eder buyurduğu üzere bizlere de bu müjdeyi hak edenlerden eyle. Allah'ım, Roskilde'deki şehrimizdeki camimizi ve bütün mabetlerimizi cemaatsiz, ibadetsiz, ibadetlerimizde ihlassız ve samimiyetsiz bırakma. Amin. Allah'ım, buralarda hayırlı hizmetler etmeyi, nurlu öğrenciler, nesiller yetiştirmeyi, peygamber muhabbeti besleyen Kur'an ehli, vatan, millet ve ümmet aşkı duyan gönül insanı yetiştirmeyi bizlere her daim nasip eyle. Amin. Allah'ım, camilerimizin, birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin mekanı eyle. Gönüllerimizi, kalplerimizi ve bedenlerimizi bir eyle. Nurun ala nur eyle. Ya Rabbi, göklerimizi ay yıldızlı bayraksız, minarelerimizi ezansız, mabetlerimizi namazsız, kalplerimizi imansız, dillerimizi duasız bırakma Allah'ım. Ya Rabbi, devletimizin ve milletimizin bekasını ilelebet daim eyle. Her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Allah'ım, memleketinden binlerce kilometre uzakta bulunan, ana vatanını terk etmiş, bu diyarlara yerleşmiş, dinini, imanını, kimliğini, kültürünü yaşamaya, yaşatmaya çalışan şu gurbet diyarında senin rızan için mabet imar etmeye gayret eden şu güzide topluluğu, kardeşlerimizi her daim hoşnut eyle. Amin. Ne muratları var ise muratlarına nail eyle. Amin. Allah'ım, camimizi en yakın zamanda bitirmeyi, içerisinde gönül huzuru ile ibadet etmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Bizlere güç, kuvvet, sabır ihsan eyle. Yapılacak olan şu camimizin Roskilde şehrimize, bütün Müslümanlara ve insanlığa barış, huzur getirmesini, insanlığın birlik ve beraberlik, selamet içerisinde yaşamasını nasip eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Camimizin hayırlara vesile olması için, Allah rızası için El Fatiha.